Efendim arkamdaki görüntüler tanıdıktır. En küçüğü 6 aylık olan 4 çocuğunu yüzüstü bırakıp 15 yaşındaki çocuk sevgilisine kaçan Gülizar. Hala doğru yolu bulamadı. Kocasının çocuklar için barışalım teklifini geri çevirip 15 yaşındaki çocuk sevgilisine döneceğini söyleyen Gülizar, Esra Erol'un programında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Canlı yayında çocuklarının görüntüleri izletilip sesleri de dinletilince gözyaşlarına boğuldu. Evlatlarının çağrısına tepkisiz kalamayan Gülizar yine karar değiştirdi. Aslında ona kararsız Gülizar da diyebiliriz. Yavrularının sesi stüdyoda yankılanınca TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki bir çocuğa kaçan Gülizar işte böyle ağladı. Bu görüntüleri siz görmeyeceksiniz sevgili seyirciler. Sadece Gülizar görecek. Ana, ana. Çok ana. Büyümüşler mi biraz? Evet. Büyük, bayağı konuşkan. Evet, o biraz şey, ilk ya bela da seviyorlar, her şeyi öğreniyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan 22 yaşındaki Gülizar Akbulut, 6 yıl önce Hasan Akbulut'la dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten 4 çocuğu oldu. Ancak Gülizar Akbulut, trafik kazası geçiren kocasının 3 aylık tedavi sürecinde TikTok'ta 15 yaşında bir çocukla tanıştı. Sonrası zaten tam anlamıyla bir rezaletti. Eşim Gülizar Akbulut, gece 12'de 4 çocuğumu bırakmış. Urfa Viranşehir'de birisine kaçmış. 15 yaşında bir oğlana kaçmış. Gülizar Akbulut bir gece yarısı çocuklarını uyutup evden çıktı ve bir daha da geri dönmedi. Kocası onun bulunması için Esra Erol'un programına katıldı. Neler götürmüş? 80 bin lira para, 10 altın götürmüş. Giderken ha, kaçan bir bayan bunu nasıl götürüyor? Gülizar! Gülizar Hanım! Efendim baba? Sen niye beni böldün ballım? Ne zaman geldim? Hemen söyleme sen yeterli başını mı alıyorsun? Sen peşindeyim, böyle ne kadar? Bu konuşma sonrası stüdyoya gelen babası da kocasıyla barışmasını istedi. İlk yayınlarda boşanmak istediğini söyleyen Hasan Akbulut, sonraki yayınlarda çocukları için barışmak istediğini dile getirdi. Gülizar ise 15 yaşındaki sevgilisine dönmekte kararlıydı. Kendi kararımı zaten önceden vermiştim. Barışmak istiyorum, yuvamı kurtarmak istiyorum demiştim. Evet. Ben çocuklar aynı, için... aynı kararda mısın? Aynı karardayım. Nereye gideceksin? Urfa'ya geri gideceğim. Şahin babası yanına gideceğim. Esra Erol'un aylardır çocuklarını görmeyen Gülizar'a bir sürprizi vardı. Bu görüntüleri siz görmeyeceksiniz sevgili seyirciler. Sadece Gülizar görecek. Ana, ana. Çok ana. Sen birinin kızı olmak için yola çıkıyordun. Ama bu evlatların sana ihtiyacı var. Sen hiç kimsenin hiçbir şey olma. Sen sadece çocukların başında anne ol. Pırıl pırıllar, akıllılar ve sana hasretler. Çocuklarının görüntülerini izleyip seslerini duyan Gülizar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Ve o an kararını bir kez daha değiştirdi. Çocuklarınla ilgili hayalin var mı? Var. Nedir o? Mesela ben Urfa'ya da gitmeyi istemiyorum artık. Aileme de dönmek istemiyorum. Ben kendim Gülizar olmak istiyorum ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Ya becerebilir miyim? Niye yapamıyorsun? Sen gittiğin günden beri onlar yetimler. Sen gittiğin günden beri onlar öksüzler. Ben hiçbirini istemiyorum. Sadece ben Gülizar olmak istiyorum ya. Çocuklarımla birlikte sadece. Büyük bir adım.